Evet, bu videomda da bir önceki videomda bir basit kiloş etek kesmiştim. O basit kiloş etiği çocuklarınıza tülle yapabileceğiniz katlı bir şekilde, ister sırf tülle, isterseniz seten üstüne de yapabilirsiniz. Ama ben ilk önce kat olarak tülle göstereceğim. Şimdi bir önceki videomda yapmış olduğum eteğimin şöyle birkaç tane, bakın, elime çokça tüllerimi hazırladım. İlk önce tüllerinizi bu şekilde kare kare keserek ayarlayabilirsiniz. Hadi gelin. Şimdi bir önceki videomdaki kiloş etek çok basit gelmişti bana. Onun şeklinde yapalım. Hem çok hızlı hem de çok pratik bir şekilde yapabiliriz. Şimdi ilk önce çocuğunuzun belinin ölçüsünü mutlaka ayarlayın. Ben bu sefer karelerinin kenarını ayarlamıyorum. Çünkü katladığımız zaman fazlalığı zaten yanından kesebiliriz. Şimdi aynı şekilde ne yapmıştık bir önceki videomda? Kare bir şekilde aynı tülbent katlar gibi köşeme kadar bu şekilde katladım. Şimdi öbür taraftaki köşemi şöyle çapraz bir şekilde bunu getiriyorum. Bunu da getiriyorum. Bakın, bunu da getiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle belimi, çocuğumun belini şöyle ayarlayayım tam kameraya. Çocuğun belini ne yapıyorduk biz, belimiz 70, 60, 50, hangisi olursa olsun, hangi ölçü olursa olsun aynı şekilde yapıyorduk. Şimdi ben 50'den şöyle 50'yi 4'e katlayacağım. Aynı bir önceki videomda yapmış olduğum gibi. Eteğimin belini ayarlayacağım. Bakın, eteğimin belini ayarlıyorum. Şimdi hepsini ayrı ayrı kesmemek için çok iyi takip edin. Çok iyi takip edin. Beli ayarladıktan sonra bakın, boyunu da ayarlıyorum. Tülleriniz içeride kaymasın. Ona çok dikkat edin. Boyumuzu da 15 santimden ayarlıyorum. Sonra bütün eteklerimin kesim işlemini, bakın, bunu üzerine koyacağım. Her katında bir katını biraz uzun. İlk katında 3 tanesini aynı şekilde kesebilirsiniz. Yani aynı katlayarak, bunun gibi aynı şekilde katlayarak 3 tanesini aynı şekilde kesebilirsiniz. Hemen bunu şöyle çeviriyorum. Yanlarını çok önemsemedim, bakın. Çünkü kestiğinizde o bozukluklar zaten gidecek. Evdeki beni takip eden arkadaşlarıma kolaylık olsun diye düzelterek karşınıza da gelebilirim ama düzeltmeyeceğim. Şimdi bu şekilde ayarlıyorum. Bakın, şimdi aynısından 2-3 tane aynısından kesebilirsiniz. Sonra öbürlerini kat kat yapacağım. Şimdi ben öbür katını da ayarlıyorum. Bakın, şimdi ikincisini de aynı şekilde katladım, ayarladım. Hemen alttan 2-3 katını aynı şekilde yapacağım. Ya 2 kat ya 3 kat, hiç fark etmez. Bunu siz kendiniz karar verin. 2 kat yapmak isteyen. Şimdi belini kesmedim, unutmayın. Hepsini birlikte belini ayarlayacağım. Evet, şimdi öbür katlarımı da bakın, 2 tane aynı yapmıştık. Şimdi bunu alıyorum. Çizdiğimi alayım. Evet, çizdiğimi, belini. Bunu da bundan biraz daha uzun keseceğim. Kat kat olması için. İster 2 santim, ister 3 santim, kendinize siz ayarlayın. Bu tülümü bakın bundan biraz büyük keseceğim. Siz böyle tüllerinizi kat kat birbirinden fazla şekilde keserek kabarık çocuğunuza katlı bir şekilde, bunu da getirelim. Aynı şekilde bunu da ayarladım. Bakın, bellerini ister tek tek kesin, ister hepsini koyarak beraber kesin. Çünkü bel hepsinin de aynı olacak. Etek boylarını birbirinden bir fazla, bir yukarı bu şekilde ayarlayın. Şimdi hepsini koyacağım üst üste ve belini ayarlayacağım.
Katlarınızın bozulmaması için hepsini şu şekilde keserken kaydırmamak için tek tek iğneleyin mutlaka. Şimdi bunları da koyuyorum. En üstüne de bakın, en üstüne de küçük bir tane de, bunu da ayarlayacağım. Bir tane de şu en üstte şöyle bunlardan en kısasını yapacağım. Evet, bir tane de en üstte bakın iki tane aynı boyda yapmıştık. İki tane de bir uzun yaptım. Aynı şekilde bakın hepsini de aynı şekilde kestim. Şöyle eğri olmaması ve birbirine sıkıntı yaşamamak için bel kısımlarını ayrı ayrı kesebilirsiniz. Bakın ben tüm keseceğim. Bir tane de en üstte şöyle küçük bir tane de en üstte yaptım. Şimdi belini keseceğim. Tam bel kısmını. Ben belini daha önceki şuradaki ayarlamıştım. Evet, şuradan şöyle alt kısımda burayı da ayarlıyorum. Şimdi belimi paylı bir şekilde, bakın paylı bir şekilde, evet orada bir iğne takıldı, onu hemen şöyle elimle iteyim. Paylı bir şekilde de belini, kesim işlemini yapayım. Evet, benim gibi hata yapmayın. İğneleri tam beli keseceğim yere koymuşum. Bakın gördüğünüz gibi hepsi. Evet, şimdi katlarımızı yerleştireceğim. İlk önce en büyüğümüz, en altta kalanı, bakın en altta kalanı koyuyorum. İkinci onunla aynı boy olanı yerleştiriyorum. Hepsini üst üste. Evet, şurada arada keserken tüller kalıyor. Şimdi tül bir de alttaki kumaşa da sabunu çıkardığı için oralarının kusuruna bakmayın. Şimdi bunu da aynı şekilde kestiğiniz çapraz yerlerine de şu şekilde döndürürken dikkat edin. Zaten hepsi lastikte birbirine yerleştiği zaman düzgün bir şekil alacak. Şimdi bunu da koyuyorum. Kat kat çocuğunuza, torununuza, ben de bunu bitirirsem torunuma yapacağım. Alta istiyorsanız en alta seten de yapabilirsiniz. Aynı şekilde kesip ikinci aynı olan katımı da yerleştiriyorum. Ve en küçük parçamı, en küçük parçamı da bu şekilde yerleştiriyorum. Ve şöyle kameramın tam karşısına yerleştireyim. Gördüğünüz gibi kat kat tüllü eteğimizin dikimini de yapmış bulunmaktayız. Şimdi buna ister lastik, hazır böyle süslü lastikler var, İster kumaştan setenden bir tane keserek bu tülünüze bu şekilde, ben de şimdi beline kemerini de ayarlayayım. Şimdi belimizi 50'den yapmıştık. 50'den de kemerimi kestim. Yanını, burayı, şu kısmı makinede dikiyorum hemen. Evet, şimdi dikmiş olduğum kemerimi şöyle katlıyorum. Ve bu eteklerimin hepsini, eğer kaydırırsanız şu şekilde hepsini iğneleyin, iğneleyerek yapın. Kemerinize, bakın kemerinize şu şekilde hepsini toplayarak iğneleyin ve kemerinizi de dikmiş olduğunuz tülünüzün, tül eteğinizin, çocuğunuzun bu şekilde kemerini de yerleştiriyorsunuz ve hep beraber makineden ister arasına lastik geçirin, ister küçük enli lastiklerden geçirme yapın, ister lastikli bir hazır alınan böyle lastikler var simli, onlardan alıp yapabilirsiniz. Evet, tüllü eteğimiz bitti. Siz de çocuklarınıza bu tüllü etekten denersiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok harika, çok güzel bir etek oldu. Hem basit, isterseniz bunu setenden de kat kat aynı şekilde bu eteği dikebilirsiniz. Kanalıma abone olup beni Instagram ve Facebook adreslerimden de takip edin. Nur'un Dikiş Evi'nde, Pratik Dikiş kanalımda siz de bütün videolarımı izleyerek
Kendinize, çocuklarınıza güzel kıyafetleri basit bir şekilde evinizde oturduğunuz yerden dikebilirsiniz.